4 gün önce. Ohio. Anne. Geliyorum. Anne. Bunu unutmuşsun. Doğru karar verdiğine emin misin? Bunu oturup doğru düzgün düşünmedik bile. Evet, düşündüm. Başka seçeneğimiz kalmadı ama Clara. Erken kalkabilirsem senin evine gelirim. Sen onu düşünme, otobüse binerim. Merak etme. Sana iyi günler. Sana da anne. Nasılsın? Bilmiyorum. Hastane masrafını nasıl ödüyoruz? Evi satışa koyduk. Biliyordum. Senin için hayattayım. Buna birlikte karar verdik. Neye birlikte karar verdiniz? Sokakta yaşamaya mı? 18 yıldır... Annenle o evin parasını ödüyorduk. Şimdi hepsi mahvoldu. Öyle söyleme baba. Ben gidiyorum bebeğim. Beklediğin şeyi sonunda aldın demek. Evet aldım. Ne yazmışlar peki? Bu seni alakadar etmez. Ama geri döndüğünde çok param olmuş olacak. Ve beni yine seveceksin. Ben 5 yaşıma bastığım zaman bana bir kedi almışlardı. Çok şirindi. Her gece birlikte yatardık. Ben de bir kuzu istiyorum. Ben de onunla her gece yatıp uyumak istiyorum. İnsanlar evinde koyun beslemez. Ben de isterim. Duymadın mı? Evin içinde koyun beslemek ve birlikte yatağa girmek yasakmış. Benim küçük kuzum bembeyaz olacak. Bir tek kulakları siyah olacak. Kulaklar neden siyah? Böylece diğer beyaz kuzularla karıştırmamış olacağım. Görünce tanıyabileceğim. Çok zekice. Sağ ol anne.
Memleket gerçekten çok hoş bir yer. Oyunluk sevmişimdir. 2 milyon hazır Jasper. 3 milyon da 3 günde hazırlayacağım. 2,5 milyon demiştim. Tamam alıyorum. Saymaz mıydın? Bunu söylemek çok üzücü ama bir ameliyat daha olması gerek. Kötü bir durum ama bu tür vakalarda durumu kestiremeyebiliyoruz. Peki bu ameliyatı ne kadar tutacak? Yaklaşık olarak bir önceki kadar masraf tutabilir. Tamam. Yapabilirsiniz. Neyle ilgili bir işmiş bu? Uyuşturucu mu? Hayır, öyle bir şey değil. Bak, 5 parasızım. Sokakta yatıyorum. Hey. Burada yokken benim için yaptıklarını unutmuş değilim. İşi kıvırırsak seni de göreceğim, söz veriyorum. Ne kadar sürecek biliyor musun? 1 gün. Tanrım. Bu kadar parayı 1 günde mi kazanacaksın? Hayatta kalabilirsem. Ama geçen sefer kalmıştın ha? O geçen seferdi. Eğer şansım yine yaver giderse bana kesinlikle güvenebilirsin. Bu sefer olacak demiştin. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şimdi bütün bayisçiler paralarını teslim etsin. Yavaş yavaş başlıyor. Hey! Devam et! Artık oyuna başlayalım. Hala 135 Kesim Caddesi, Talbot, Ohio'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Tamam, sanırım hepsi bu kadardı. Teşekkür ederim. Galiba burada işimiz bitti. Başka bir şey söylediler mi peki? Hayır hayır, bugünlük bu kadardı. Böyle bir şey kalmadı değil mi? Gidelim artık.
Dedim Harrison adına gelen bir paket alacaktım da. Kimlik lütfen. Tabii. $500 otel için New York'a varınca telefonu aç, kendi telefonunu çöpe at. Bu taşıyabileceğin tek cep telefonu. Bir sonraki talimat için seninle temas kuracağız. Bir adet New York tren bileti vardı ve kargo alımı için teslimat belgesi. Kocanız almadan zarftan haberiniz vardı zaten. Ve? İçinde teslimat belgesi yoktu. Bu sizin sorununuz. Benim yeterince sorunum var. Peki öyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İşte burada Harrison, Vincent Farrow tarafından alınmış. Evet, bu. Ne düşünüyorsun? Nasıl olmuş? Çok yakışıklısın. Sana bayılacaklar. Alo. Bay Harrison. Evet. Yarın öğlen büyük tren garındaki Postek mağazasında ol. Bir saniye. 39. sokak, 200 batı. Tamam. Telefonla birlikte bulduğun anahtar 253 numaralı kutuyu açacak. Kutuda başka bir bilet ve başka direktifler bulacaksın. Biletin Macomb'a kesildi ama sen Macomb'dan bir önceki durakta ineceksin. Bir durak önce. Macomb'da ineceği yazıyor. Oraya ne zaman varırız? 3'ü 10 geçe orada oluruz.
başka bir şey gerekiyor muydu? Hayır, teşekkür ederim. Evet, gideceğiz. Biz orada bekliyoruz. Fazla gecikmedik. Boş musun? Evet abla. Tamam. Toplam 77 dolar. Üstü kalsın. Vay canına, sağ ol. Buraya kadar getirdim. Sonra da indi, o kadar. Ben de gittim. Şüpheli bir şey görmedin, öyle mi? Hayır. Bu kaç numaraymış? 13. Alının ortasına geçip bekle. Kıyafetlerini çıkar. Kalanları da çıkar. İyi şimdi. Otur bakalım.
Bu da kim? Açıklayabilirim. Biliyorum. Kes sesini! Jack'i bul bana. Neden benim geldiğimi merak ediyorsun? Sessiz o. Ise 700 bin. Neler oluyor? Kim bu şimdi? Kavşaktan almamı söylediğiniz çocuk işte. Bu beklediğim kişi değil ama. Ama numarası vardı. Harrison öldü. Sen neden bahsediyorsun? Aşırı dozdan. Peki sen kim oluyorsun? Ben elektrikçiyim. Onun evinde iş yapıyordum. Sana bundan bahsetti mi? Hayır, konuşmalarını duymuştum. Bir mektup alacağını ve çok para kazanacağını söylemişti. Mektubu aldım ve talimatları uyguladım. Ne yaptığımızı biliyor musun? Hayır. Hiçbir fikrim yok. Beni izle. Sence polisin işi mi? Belki kaçsak daha iyi olacak. Eğer kaçarsak ve polisler gelirse aşağıdaki insanları konuştururlar. İşimiz biter. Nereye gidiyorsun? Gidip onlarla konuşmalıyım. Affedersiniz baylar. Burada olmam sorun teşkil ediyorsa... Gitsem iyi olabilir. Gidebilirim. Artık çok geç. Nereye gittiler? İçerideler. Adamın geldi mi? Evet, geldi işte. Her şey yolunda gidiyor. Yarım saate kadar başlıyoruz. Birazdan iniyoruz. Ya ben burada olmak istemezsem? Artık oyuna girmek zorundasın. Bu ne demek bilmiyorum. Gerçekten. Öğreneceksin. $600,000. 13 numaraya. Bol şans. Dikkat dikkat, birinci round başlamak üzeredir. Al bir şeyler için. Korumalar rica etsem mermileri dağıtabilir mi? Her oyuncuya bir mermi verilecek. Hans, insan sadece bir kere doğar. Sonra da bir kere ölür. Bir felsefen olmuş olabilir. Sen... Büyük Schopenhauer'ın soyundan gelen birisin. Bilmiyorum.
Birazdan göreceğiz işte. Bütün bahisçilerden geri çekilmelerini rica ediyorum. Lütfen baylar, geri çekilin. Geri çekilin. Teşekkür ederim baylar. Lütfen patron. Oturun. Oyuncular, mermileri elinize alın ve silindire yerleştirin. Neler oluyor 13 numara? Bir sorunun mu var 13 numara? Dikkat et. Hayır, hayır. Kimse platforma adımını atamaz. Hemen aşağı inmeni istiyorum. Silahı nasıl dolduracağını bilmiyor. Ver şunu. İyi izle. Şu şekilde aç. Mermi. Pekala. Yeter. Yerlerinizi alın. Silahlarınızı kaldırın. Yükseğe. Şimdi silindirleri çevirin. Devam, devam, devam. Daha fazla. Durun. Nişan al. Horozları kaldırın. On üç numara. Arkaya bakmak yok. Oyuncular, herkesin gözü lambada olsun. Lamba yandığında ateş edilecek. Numara ateş etmedi. Bay Joe Gerber, adamınız ateş etmezse biz ettiririz. Sen ne yaptığını sanıyorsun orada? Çek şu tetiği. Ateş et. Ateş et seni namussuz herif. Üçe kadar sayacağım. Bir. Ateş et. Ateş et. İki. Platformdan insin. Küçük oyun da artık bitti mi? Hey, bana göz kulak ol diye kaç para veriyorlar sana? Bundan sana ne ki? Sana verdikleri her neyse 50 katını veririm ben. Tabii beni buradan çıkarırsan. Eğer bu kadar paran varsa burada ne işin var senin? Canım istedi de öyle mi geldim zannediyorsun? Ciudad Juárez, Meksika. Thank you.
Neler oluyor dostum? Sete ora cabron. Vero, deve ser muy importante que quiere charlar a esta hora. Métanlo en la caja. Hey, durun biraz. Ne yaptığınızı sanıyorsun sen? Ne haltlar karıştırıyorsunuz? Lanet olsun! Çıkarın beni buradan! Lanet olsun! Bacaklarını çözün hemen. Hey bayım, işin başında sen varsın ha. Neler oluyor söyler misin bana lütfen? Bak 2,5 gündür o kutunun içindeyim. Neler git bir dur şuan. Üstünü değiştir. Kendine gel. Nereye götürüyorsunuz beni? Eşyalarını al. Ne eşyasıymış o? Ver ona gitsin. Senin için bir şey yapamam. Aklından bile geçirme. Bu imkansız. Hayır, dur. Gel buraya, gel dostum. Hadi gel buraya. Benim adamım öldü. Seninkine yatırmak istiyorum. Tabii. %50'sini ben alırsam olur. Muafin ister misin? Hayır. Herkes alır ama. Sana hayır dedim. Hey. Oyuncun çıkmıştı değil mi? Lanet olası pislik. Doğru adam olduğuna emin misin? Sen onu merak etme. İhtiyacı olanı biliyor. Bak bu adamla ne ilgim var bilmiyorum. Ama senin işini görebilirim. 60'a 40. %60 sana, %40 bana. En az 400.000 yatıracaksın. 6 numara en deneyimli olanı. Kim olduğunu biliyorsun. Oyuncunu tanıyorum. Sen teklifini yap, ben de benimkini. Birlikte biraz kazanırsak iyi olabilir. 60'a 40 tamamdır. Bahisleri görelim baylar. Centerdale Hastanesi, Delivair. Eğer aile fertleri ziyaretleri sıklaştırırsa iyileşme süreci hızlanır. Onun durumundaki biri için 1 yıl uzundur. Ronald Lee'nin tek yakını benim. Elimden geldiğince sık gelmek istiyorum. İlaç tedavisini bir gün bile aksatırsa ciddi sorun olabilir. Evet hanımefendi. Burayı ve burayı imzalarsanız taburcu olabilecek. Kardeşin burada. Seni götürmeye geldi. Gitmen gerekiyor. İyileştirebilirler mi? Evet. Güzel. Yeni arabam mı? Evet, beğendin mi? Evet. Hadi gidelim. Herkes ayağa kalksın.
Çabuk yürüyün. Hadi. Çabuk. Size yürüyün dedim. Çabuk. Ayağa kalkın hemen. Sen kaldır onu ayağa. Ayağa kalkın baylar. Herkes ayağa kalksın. Her tabancaya iki mermi koyun. İki mermi koyun. Oyuncular, mermileri elinize alın ve silindire yerleştirin. Silahları kaldırın. Yükseğe. Silindirler dönsün. Devam edin, devam, devam. Durun. İşe dağıl. Borusu çekin. Sakın gözümün içine bakma. Platformdan inin hemen. Silahları toplayın. Çabuk. Oldukça şanslısın. Mermi yerini bulmuş ama ateşleyecek vakti olmamış. Güzeldi. Bir an sonra bitmiş olacak. Hans. Hans. Getirin onu bana. Platforma bir doktor gelsin. Devam etmesi imkansız. Aa, bir saniye durun. Ne bu? Oyun mu? Yoksa mezba mı? Oyuncum deminki round'da ölmedi. Hala hayatta. Bu da neydi şimdi? Kuralları biliyorsunuz Bay Taylor. Hans. Hans. Bir şeye başladığın zaman sonuna kadar devam etmelisin. Kimse seni buna zorlamadı ki. İkide iki yaptın bile. Sen harikasın. Sen harikasın.
Dinle. Bak, bundan 2 yıl önce Meksika'ya gidip biraz para kazanmak istedik. Bunu isteyen 2 ortaktık. Ve paramızı kazandık. Böyle bir parayı kazanıp sonra da hapse girmişsin. Altın madeni mi soydun? Konuşmam lazım, tamam mı? Ortağımla konuşabilirsem her şeyi halleder. Parayı alıp çıkarız. Sonra da ön kapıdaki adam ikimizin de kafasını uçurur. Oyunda hayatta kalman daha olası. Benim çok fazla param vardır. Üzgünüm, sana yardım edemeyeceğim. O zaman bir kalem ver bana. Kensington, Pensilvanya. Günaydın resepsiyon. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii efendim, hemen bakıyorum. 116 numaralı oda. İyi uyudun mu? Evet, evet. Şimdi daha iyiyim. İlaçlarını aldın mı? Hayır. Bak, doktor bir doz bile atlamaman gerektiğini söyledi. Boş ver onu. İlaçsız kendimi daha iyi hissediyorum. Yazı, hep yazı geliyor, evet. Hiç şanslı değilim. Hayır, bunu başaracağız. O şeyi umursama sakın. İlk 2 roundda ne kadar kazandın? 2.9 milyon. ...13 numaranın arkasında duracağız. 2.9 yatıracağım. Ayrıca 1.2. Sayıdan nefret ediyorum. Bank. Sakin ol. Karşılık verme. Biraz sakin ol. Boş ver onu. İki kişiyi vurdu bile. Üçüncüyü de vurursa bonus kazanırsın. Bu harika olur. Ne kadar kazandın? 1.1 milyon. Dinle dostum. Bütün parayı nereye gömdüğüme dair bütün detaylar bu küçük haritada. Beni iyi dinle dostum. Bir oğlum var. Ve şu an hapiste. Hapisten 18 ay sonra çıkacak ve... Eğer başıma bir şey gelirse... Buradan sağ çıkamazsam... Bu notu cebimden çıkarmanı ve gidip... Parayı aldıktan sonra onunla paylaşmanı istiyorum. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık.
6 numara. Üç numara. On bir. Onu şimdi götürebilirsiniz. İşin bitti. Benden ne istiyorsun? Tamam, yeter. Şirandor, oyuncunuz neden ringde değil? Hemen ringe çıkmalı. Gelecek, gelecek. Üçüncü round başlamak üzere. Onun nesi var? Sanırım o biraz ishal olmuş. Götür onu. Hadi yürü. Ona silahını verin. Üçüncü round için korumalardan her bir oyuncuya üçer mermi dağıtmasını isteyeceğim. Üç mermi. Efendim lütfen. Oyuncum için sandalye alabilir miyim? Kendisini iyi hissetmiyor. Üç numara için bir sandalye istiyor. Adam ayakta zor duruyor baksana. Bir sandalye getirin. Teşekkür ederim. Silahlarınızı kaldırın. Silindirleri döndürün. Daha fazla. Durun. Nişan al. Horozları kaldırın. Gözler lambada. Ringi terk edin. Silahları toplayın. Baylar, oyunumuzun son aşamasındayız. Düello. Bu masada tam 5 tane top bulunuyor.
Üçü beyaz, ikisi siyah. Siyahlar düellocuları belirleyecek. Şimdi şu sayıları temsil eden kumarbazları çağıracağım. 6, 9, 13, 17 ve 3. Sizden topları kafanızın üzerinde tutarak soymanızı isteyeceğim. Böylece herkes görmüş olacak. Baylar, bol şans. Bahislerinizi yatırın. Tamam, durun, durun. %85'in altındaki teklifleri kabul etmiyorum. 300 binden az olmayacak. Tamam, yavaş olun. Tamam, yavaş olun. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Bey, senin için oyun bitti. Duelloya seçilmedin. Yani gidebilir miyim? Oyun bitmeden kimse gidemiyor ama... Duellodan sonra paranı alıp gidebilirsin. Bana para mı verecekler? Evet. Bay Garber. Paramı senin çocuğa yatırmak istiyorum. Oyuncumuzun hiç deneyimi yok. Oyunun bu aşamasında bu önemli. Ne kadar istiyorsun? %80 istiyorum. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bu çok fazla. İki kardeş sana daha iyi teklif yapmayacak. Ayrıca kazanma ihtimalimiz 5-1. Daha çok kazanırsın. Herkes onlara oynuyor. Evet. Tamam. Anlaştık o zaman. Kalanlara kimse dokunamaz. Kimse. Lanet olsun. Hey dostum. Bunu mu arıyordun ha? Eline geçireceğini sandığın bütün o para. Ha? Bütün o para. Eline geçireceğin tek bir şey var Jimmy. O da kendi şeyin. Tamam mı evlat? Sana iyi iş sürmeler. Aranızda neler oluyor? Buradan defolup gitmek istiyorum. Giyin sonra da paranı al. Gidebilirsin. Eğer kazanırsam Jasper,
lanet payımı isterim. Elbette. Ama bize fazla bahis oynayan yok. Çok para kazanacağımızı sanmıyorum. Kapa çeneni seni lanet olası! Kapa şu çeneni, kapa! Seni iyi tanıyorum. Seni tanıyorum. Annemle babam bana bakmana yetecek kadar para bıraktı. Sen beni o lanet hastaneye tıktın. O hastane çok pahalıya geldi. Son birkaç yılda bu oyunda benim üzerimden çok daha fazla para kazandın. Sen bir savurgansın. Saçmalama. Center Bay'le geri dönmeyeceğim ve lanet paramı istiyorum. Duvara yaslan. Duvara yaslan. Kötü. Ne? Tetik çok sıkı, çok büyük. Hepsi aynı. On üç. Altı. Bir. İki. Üç. Tamam. Oyuncular ringin ortasına gelin. Silahlarınızı kaldırın. Silindirleri döndürün. Durun. Nişan al. Horozları kaldırın. Gözler lambada. Dinleyin baylar. Düello devam edecek. Birer mermi daha koyulmasını isteyeceğim.
İki silindire de. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dördüncü mermi. Oyuncular lütfen öne çıkın. Silahlarınızı kaldırın. Silindirleri döndürün. Daha fazla. Durun. Nişan al. Horozları kaldırın. Lamba yandığında ateş edin. Bahisler bana karşıyken daha şanslıyım. Baylar, oyun sona erdi. Bitti. Kazanan 13 numara. Tebrik ederim 13. Tebrik ederim. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Aferin genç adam. Aferin sana. Otursana. Tebrik ederim. Tam olarak 1.850.000 dolar. Ne kadar şanslı olduğunu biliyor musun? Rakibin son 3 düellosunu kazanmıştı. Tatmin oldun mu? Evet. İstersen seni bırakabiliriz. Nereye? Fark eder mi? Senin için uygunsa seni en yakın tren istasyonuna bırakabiliriz. Olur. Toplanıp aşağı inerim. İçki ister misin? Hayır, teşekkür ederim.
6 numara. Horozları kaldırın. Bulamadım. Bin arabaya. Toplam borcunuz $38. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba memur Steller. Ben Claudio, dünkü taksi şoförü. Evet. Biraz önce sizin adamı gördüm. Tren istasyonunda. Ha? Hayır, şimdi burada. Adamınız mı? Bu. Mavi ceketli oturuyor. Affedersiniz efendim. Lütfen bizi göreyim. Kelepçesini çözeyim mi? Çöz onu. Bizi yalnız bırakın. Teşekkür ederim. Parayı nereye sakladın? Neden söz ettiğini bilmiyorum. Otur. Sana otur dedim. Tutuklu değilsin Vincent. Ve orada olan biteni bana anlatırsan tutuklanmayacaksın.
Oraya varamadım. Bana yalan söyleme. Gerçeği söylüyorum. Madem Harrison'ı arıyorlardı, kavşaktan seni niye aldılar o zaman? Şoför Harrison'ı tanımıyordu. Kenara çektiğinde ona bir işaret gösterdim. İşaret mi? Üzerinde bir sayı olan bir tahta. Seni nereye bıraktı? Ormanda bir yere. Ne oldu? Oraya gittiğimde başka bir arabada iki kişi bekliyordu. Beni gördüklerinde ayvayı yediğimi anladım. Onlara Harrison'ın öldüğünü söyledim. Onun yerine geçmek istediğimi. Ama kabul etmediler. Bana inanmadılar ya da her neyse. Ama beni orada istemediler. Birinin silahı vardı. Ona uzandığında kaçtım. Koştum ve hiç durmadım. Seni kovaladılar mı? Kovaladılar, ateş ettiler. Ama hiç durmadım. Öyle hızlı koştum ki ayakkabım parçalandı. Bir daha görsen onları teşhis edebilir misin? Elbette. Beni ormandaki o yere götürebilir misin? Çok korkmuştum. Saatlerce koştum. Karanlıktı. Nerede olduğumu nasıl hatırlamamı bekliyorsun benden? Ama seni o kavşağa götürsek yönünü bulursun değil mi? Şoför gözümü bağlamıştı. Yalan söylüyorsun. Gerçeği söylüyorum. Ayakkabılarını giy. Gidebilir miyim?
Anne. Vince. Babam nasıl? Durumu nasıl? Bir değişiklik yok. O da seni merak ediyordu. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Dinle anne, postayla para yolladım. Taahhütlü posta. Para mı? Çok fazla para. Evde olmazsanız Clara onu beklesin, tamam mı? Ne demek para? Nereden geldi? Her şeyi açıklayacağım. Evde biri olsun lütfen. Beni korkutuyorsun Vincent. Başın dertte mi yoksa? Hayır, bir sorun yok. Sadece yarın evde biri olsun, tamam mı? Vincent, lütfen bana ne olduğunu söyle. Sizi seviyorum. Şu kuzu ne kadar? O satılık değil. Sana $100 veririm. Kuzu için mi? Evet. Kar yağıyor. Evet. Uzağa mı? Eve gidiyorum. Nereye? Ohio. Thank you.
başka bir seçeneğimiz yok Clara. Bütün bunları nasıl ödeyeceğiz? Birlikte karar verdik. Bunu oturup doğru düzgün düşünmedik. Bunun da bir çaresini buluruz elbet. Bunu söylemek çok üzücü ama bir ameliyat daha olması gerek. O kadar parayı bir günde mi kazanacağız? Benim kuzum tamamen beyaz ve kulakları siyah olmalı. Çok yakışıklısın. Sana bayılacaklar. Well, I won't get me up, and I won't stay down.
would go the distance. You can't bring me down. I will go the distance. I will get me up. You can shine my crown.